Kazgınlar İletişim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Lenovo K6 Note'da titreşim nasıl değişiyor onu sizlerle paylaşacağız. Evet, titreşim mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bir toplantıya girdiğinizde titreşimde olması lazım. Veya karabalık bir ortamda sesi duyamıyorsanız titreşimi açmanız gerekiyor. Evet, her alanda eğer çiftçiyseniz motor üzerinde duyamayabilirsiniz. Yani titreşim her alanda size lazım olacak bir parça. Örneğin bir fabrikada çalışıyorsunuz. Makinenin sesi olduğundan dolayı telefon sesi duyamıyorsunuz. Bir de maalesef şirketlerde veya da fabrikalarda yasak olduğu için mutlaka titreşim veya sessizde kullanmanız gerekiyor. Eğer sessizde kullanmak istediğinizde oradan duyamayabilirsiniz. Ama titreşimde olduğu zaman daha mantıklı. Evet, titreşimi değiştirmek için sizlere birkaç önerim olacak kıymetli izleyiciler. Cihazı sökmeden önce SIM aparatı çıkarmanız gerekiyor. SIM aparatı çıkarmak için SIM iğnesiyle çıkarmanız gerekiyor. Bu iğneleri gördüğünüz gibi kendi iğneleri. Bunlar ucu keskin olmadığı için SIM yuvasına zarar vermiyor. Hafif bastırdığınızda zaten yaylı olduğu için atıyor zaten kıymet teyze. Evet, şu şekilde çıkarıyorsunuz. Şurada parmak izi sensörü var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Power tuşu, ses açıp kapama tuşları var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü onlar filmli olduğu için tuş takımı. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şurada ekranı sökmeden önce iki tane çizgi var. Bir tane çizgi dokunmatikle ekran birbirine ayrılmasıdır. İkinci çizgi ise arka panel ile ekran arasındaki çizgidir. Evet, şöyle son çizgide açmanız gerekiyor. Arka panel ile şu çizgiden açmanız gerekiyor. Bazen yanlış açıyorlar müşteriler. Şuradan dokunmatiği ayırmaya çalışıyorlar ve dokunmatik bozulduğu zaman da ekran da değiştirmeniz gerekiyor. Hani buna derim yani, kaç yapmaya çalışırken göz çıkarıyorlar kıymetli izleyiciler. Evet, ilk önce bir telefon olur, ne olursa olsun açmadan önce, tamir etmeden önce ilk önce bir incelemeniz lazım. İnceleme yaptıktan sonra cihazı sökmeye çalışın. Evet, şu kısımda hemen cihazı söküyorum. Evet, aklınıza, kafanıza takılan bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kazgın'a iletişim olarak elimizde ne geliyorsa daha fazlası yapmaya çalışıyoruz. Ya da yapmaya çalışacağız inşallah. Evet, titreşimi değiştirmek için arka paneli çıkarıyoruz. Evet, eğer arka paneli dikkatli bir şekilde çıkarmadığınız zaman arka panelin üstünde tırnaklar var. O tırnaklar kırılır. Bir daha arka kapak değiştirmek zorunda kalırsınız. Evet, arka paneli çıkarıyoruz. Arka paneli gördüğünüz gibi tırnaklandı. Bu tırnaklar kırıldığı zaman bir daha bu paneli değiştirmek zorunda kalırsınız. Dikkatli olmanız gerekiyor kıymetli izleyiciler. Evet, titreşimi değiştirmek için ilk önce şu cıvataları açmam lazım. Cıvataları sökmek için alyas tornavida kullanıyoruz. Evet, şöyle bir tornavida almanız yeterli. Hemen içinde uçlar var. Hemen hemen her cihazı açabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kıymetli izleyiciler. Şöyle uçları var. Samsung'u, iPhone'u hepsini açabiliyorsunuz. Hatta aynı zamanda kalem gibi cebinize de taşıyabilirsiniz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Hani teyzenize, dayınıza, amcanıza gittiğiniz zaman yanına alabilirsiniz. Orada en az da onların telefonları tamir edebilirsiniz. Şu şekilde kıymetli izler. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Evet. Kalem gibi taşıyabiliyorsunuz.
Gördüğünüz gibi kıymetli izleyiciler. Evet, şu çıvataları söküyorum. Evet, bu işlemi yaparken acele etmemeniz lazım. Çünkü acele işe şeytan karışır ve başkaları da karışır. Ve aynı zamanda eliniz ayağınıza da karışır. Evet, şu koruma kapağı çıkarıyoruz. Koruma kapağı adı üstünde koruyor zaten. Şu soketlerin çıkmaması için koruma kapağı yapmışlar kıymetlisi. Şu dokumatik soketini de açacağım. Şu siyah kısmını açıyorsunuz. Yalnız o tırnaklar dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Ekran dokumatiğe zarar verebilirsiniz. Evet, şurada ses açıp kapama tuşunda filmini çıkarıyorsunuz. O da aynı şekilde çıkarmanız gerekiyor kıymetli izleyiciler. Ve şu filmleri de dikkatli bir şekilde sökmeniz lazım. Batarya soketini açıyorsunuz. Kısa devre yapmaması için. Evet, anakart şu görmüş olduğunuz parça kıymetli izleyiciler. Bu parça değişmediği sürede herhangi bilginiz silinmiyor. Hani kamera değiştirirken diyor ki İzzet Bey ben kamera değiştirdim herhangi bilgi silinecek mi ya da silindi mi? Hayır, herhangi bir bilginiz silinmiyor. Bu anakart değişmediği sürede herhangi bilginiz silinmez. Anakart demek bütün bilgilerin telefon beyni demektir kıymetli izleyiciler. Evet, titreşimi hemen gösteriyorum kıymetli izleyiciler. Titreşim şu parçadır. Evet, gördüğünüz gibi. Şu kanallar var. Bazen oksit tutuyor. Oksitleri silmeniz gerekiyor. Baktık temizlemiyor veya da eğer olmuyorsa o zaman parça değişimine gidin kıymetli izleyiciler. Ben söylemiş olduğum gibi hayatınızda, günlük hayatınızda titreşim her alanda geçerlidir. Geçerli bir parça. Şunu sökmemiz gerekiyor kıymetli izleyiciler. Lehimli değildir. Gördüğünüz gibi bunda sadece yapışkan var. Acele etmeyin kesinlikle. Zaten aceleye karşıyım. Evet, gördüğünüz gibi titreşim şu parçadır kıymetli izleyiciler. Hemen ekrana gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada kanallar var. Titreşim motoru. Şu kanallar oksitleniyor, tozlanıyor. Onları temizledikten sonra baktık olmuyorsa o zaman parça değişimine gidin. Evet, gördüğünüz gibi hemen tekrar yerine yapıştırdım. Ve anakart üzerinde de hemen göstereyim. Şurada da görmüş olduğunuz iki tane tırnak var. Bazen bu tırnaklar da kırılıyor veya basık kalıyor veya oksitleniyor. Çünkü o tırnaklar hemen şu yatağın üstüne geliyor kıymetli izleyiciler. Anakartı yerine taktığınız zaman mutlaka soketleri kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü soketler altta kaldığı zaman anakartı da bastırıyorsunuz ve cihazınıza zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Hani kendi elinizle cihazını bozarsınız. Hani bir atasözü var. Kendi düşen ağlamaz diye. Bu sefer kendi yaptığınız için bir hak da elde edemezsiniz. En azından bir telefoncu veya bir teknik servis bunu yapıyorsa en azından bir hak talep edebilirsiniz. Bir hak da talep edemezsiniz eğer kendinizi yapıyorsanız. Mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü bunlar dikkat işi. Şu anda teker teker filmleri kapatıyorum kıymetli izleyiciler. Evet, adam fabrikada çalışıyor. Telefonu bozuk. O açmaya çalışıyor. Hiçbir bilgisi yok. Bir video izlemiyor.
cihazı mahvediyor. Sonra üzülüyor, diyor keşke yapmasaydım ama keşkeler para yapmıyor. İşte sizlerin keşke demememeniz lazım. Keşke dememelerin için bu ilk önce bir araştırma yapman gerekiyor. Keşkeleriniz olmaması için iyice bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Keşke. Evet, keşkeler ama para yapmaz. Ve şu anda soketlerini kapatıyorum. Dikkatli bir şekilde. Şu film soketi kapatırken altta bir soket daha var. O soket anakartın üzerindedir. Fazla bastırdığınız zaman alt sokete zarar verirsiniz. Evet, böyle bir zararını görmemesi için dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Başka bir şey demiyorum. Evet, şu soket kapakları çok hassastır. Onlara da dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir kıymetli izleyiciler. Evet, şu koruma kapağı kapatıyorum. Koruma kapağı kapatmadan önce bazen cıvatalara yapışıyor. O cıvatalara yapıştığı zaman anakarta zarar verirsiniz, ekrana zarar verirsiniz. Öyle bir zararın gelmemesi için bir kontrol etmeniz gerekiyor. Zaten dikkat çok önemli. Hayatınızın her alanında dikkat çok önemli. Dikkat etmelisiniz. Lenovo K6 Note'u titreşim nasıl değiştiğini sizlerle paylaştım. Ve cihazım eğitim. Cihazı fazla cihaza takılmayın. Aklınıza, kafanıza takılan bir sorunuz varsa kazanı iletişime yazabilirsiniz. Evet, arka paneli aynı şekilde kontrol etmeniz gerekir. İlk önce şu soket kısmını takmanız lazım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde cihazı toplayabilirsiniz. Lenovo K6 Note. SIM yuvasını takmak için şurada görmüş olduğunuz bir delik var. O deliği, burada da bir tane delik var. Aynı hizaya getirerek evet, kapatmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, videonun sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.